Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, 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 bells. Bird machine. Check. Kesinlikle gençliğim. İzmir Karşıyaka. İzmir Karşıyaka. Vallahi 2017 benden yaşama sevincimi götürdü. Yani üniversiteye gelirken sanırım daha çok şeyler bekliyordum. Hani daha çok yani Doğu Kampüsü en azından benim için ölüm biraz hayal kırıklığı oldu. Yani öyle yani. İnşallah bölüme geçtiğimde daha farklı olur. Evet. 2017 benden yaşama sevincimi ve hayatta bir şeylere tutunabilme isteğimi götürdü. 2018 umarım daha bir şeylere tutunmak istememi sağlayan bir yıl oldu yani. Aa, kesinlikle söyleyebilirim ki İzmir Karşıyaka. Tamam, teşekkürler. Önemli değil. Bir olay var. Ben merkezde Bilkent'te yemekhaneden aşağı iniyordum. Sonra bir tane kız beni gördü. Dedi ki, hani böyle birini görürsün, böyle çok etkilenmişsin ya dedi. Ben de senden o enerjiyi hissettim dedi. Ondan sonra dedi ki, sen burada mı okuyorsun? Evet dedi. Tamam, bundan sonra bol bol görüşürüz dedi. Gördün mü peki? Hayır. İnşallah da hiç görmem. 2017'de unutamadığın bir olay var mı? Cidden elle tutulur bir şey. Tamam. Var. Matematik öğretmenim Ali Hocam. Benim de saz öğretmenim Fırat Hocam. Anları. Bir dakika ya, bir dakika. Şimdi bunu yerimde durmadan anlatmam gerekiyor. Neyse. Sen şunu ağzıma yakın tut çünkü ben böyle falan yapacağım. Ağzına sokma. Neyse. Bir gün böyle arkadaşlarla şimdilerde oturuyoruz. Neyse hadi görüşürüz falan filan dedik. Böyle döndüm böyle yürüyorum. Arkamı döndüm ve görüşürüz diyerek böyle işte gidiyorum böyle. Neyse kızın birine çarptım. Kız böyle devamlı bir şekilde böyle ay 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 diye böyle acı çekiyor. Neyse. Kızla göz göze geldik. O ay ay şey oldu böyle. Ay 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 ay. Bana yapmaya başladı. Buydu yani en garip hissettiğim an buydu. burada İSE sonrasında turu servisine bindim. Ve serviste uyuyakaldım. Ya önce bir yanımda kişi vardı. Normal uyuyordum. Gayet normal bir şekilde. Daha sonra o gidince yanlamasına yattım. Sen bayağı uyumuşum. Gözlerimi açtığımda geri Bilkent'teydim. Adam molasını vermiş, gezmiş gelmiş. Servis bomboş. Ben serviste uyuyakaldım ve gözlerimi açtığımda hala Bilkent'teydim. Aradan 2 saat geçmiş. Benim için buydu yani. Ben 2018'de ne istemezsin? Ayrılık istemem. 2017 istemem mesela. Bir daha hazırlık okumak istemem. 2017 gibi olmamasın. Hazırlıkta kalmayı umuyorum. Sen? Hayal kırıklığı beklemem. düşünüyorum. Ben de 2018'den başarısızlık beklemiyorum. Ya açıkçası dismiss olmayı beklemiyoruz. İkinci yılımız çünkü. Biraz zor oluyor. Tamam. 2017'de size getirdiği güzel bir şey var mı? Açıkçası arkadaşlığımız diye düşünüyorum. Hepimiz farklı şehirlerden geldik. İzmir'den, Adana'dan, Muğla'dan, Bodrum'dan. Yeni arkadaşlıklar yani bizim için çok güzeldi, kaliteliydi yani. Kim 18'den ne beklemiyorsun? Ne beklemiyorum? babam. 2018'den ne beklemiyorum? 2018 her yıl aynı beklentiyle bir bu yıl daha güzel geçecek diye mutlu etmeye çalışıyoruz kendimiz ama 2018'den şahsen bir beklentim yok. Yıllar yılda bu beklenti azalıyor her yıl başında. 2018'den hiç bir beklenti, tek isteğim hazırlığı geçmek. Merhaba. Küçük bir sorumuz var. Cevap vermek ister misin? Tabii ki. 2017'in senden götürdükleri nedir? Vallahi yaşam umudumu falan götürdü ya. Bu hazırlık olsun. Çok kötü bir yıldı. Peki 2018'den ne beklemiyorsun? Ne beklemiyorum? 2017 gibi olmasını beklemiyorum. Yani daha güzel bir yıl olur inşallah hepimiz için. Umarız ki. Aynen. Peki son soru olarak 2017'de yaşadığın rezil bir an var mı? Rezil oldun. Rezil bir an. Ya çok fazla var ya. Ama anlatmak isteyeceğimi sanmıyorum sana. Tamam.